Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yayınlanan Psikiyatriden Gündeme programından herkese merhaba. Bugün salgın döneminde psikiyatrik bir hastalık olan obsesif kompulsif bozukluğu konuşacağız. Halk arasında takıntı hastalığı olarak da bilinen bu hastalığın özellikle salgınla olan ilişkisi biz psikiyatristler tarafından da gerçekten merak uyandırıcı. Bugünkü konuğumuz Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Kendisi aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz programımıza. Rica ederim. Belki öncelikle bir obsesif kompulsif bozukluğu ele almak gerekecek. Nedir, ne değildir? Hocam obsesif kompulsif bozukluk kişide ne gibi belirtilerle gider? Kişi bunu nasıl anlayabilir? Ve ortalama hangi yaşlarda başlar? Obsesyon dediğimizde öncelikle hani kastedilen şey takıntı. Burada kişinin zihnine kendisi istemeden onu rahatsız edici bir takım düşünceler, dürtüler, istekler ya da hayaller, görüntüler gelebiliyor imaj şeklinde. Bunların ortak özelliği yalnız kişiyi rahatsız edici nitelikte ona aykırı olan şeyler. Ana konu olarak en çok gördüğümüz işte kirlilik, pislik bulaşması, bir şeyi eksik ya da yanlış yaptığı ya da yapmadığı yönünde şüpheler, ki bunlar daha çok böyle başkasına zarar verebilecek sonuçlara ya da kendisine zarar verebilecek sonuçlara yol açacak bir takım şeyleri yanlış yaptığına dair. Bunun dışında hiç ilgisiz bir şekilde cinsellik, dini konular veyahut da birilerine zarar verme konusunda bir takım düşünce, dürtü, istek, hayaller gelebiliyor. Ana grup olarak en çok aslında bilinen hani bu kirlenme, bulaşma takıntıları ve kontrol, şüphe kontrol biçiminde olanlar. Kişi bu obsesyonların verdiği sıkıntıyı gidermek için bir takım bunu önleyici şeyler yapıyor, davranışlar. Bunların bir kısmı zihinsel de olabilir. İşte kötü bir düşünce geldiğinde dua etmek, diyelim aklından kötü bir şey geldiyse o işi bir de o kötü iş olmadan tekrar yapmak gibi. Bunun dışında kirlenme, bulaşma ve şüphe tipi obsesyonlarda ise takıntılarda bunlarla mantıksal olarak bağlantılı şekilde hani kişi kirlendiğini düşündüğünde yıkanıyor efendim. Bir şeyleri açık bıraktığını ya da eksik yaptığını düşündüğünde tekrar tekrar kontrol ediyor. Tabii bu tür şeyler mühim olan şunu bilmemiz, her insanda normalde olur. Diyelim bir işte artık pek gitmiyoruz ama uluslararası bir geziye gideceksiniz. Hani işte yola çıktığınızda pasaportunuzu belki 2-3 kere kontrol edersiniz. Ne bileyim kapıyı bir daha kontrol edersiniz. Ya da yeni bir araba aldınız, işte evinizin önüne koydunuz. Hani aman kilitledim mi kilitlemedim mi gidip belki tekrar bakarsınız. Bu normalde her insanda zaman zaman olabilir. Ya da işte elinize bir ıslaklık bulaştı, rahatsız olmak gibi. Burada mühim olan şey şu. Bu tür düşünce takıntıları, rahatsız edici düşünce, istek, hayaller veyahut da davranışlar yani kompülsiyonlar, onu gidermek için yapılan şeylerin toplam süre olarak günde kişinin bir saatten daha fazla zamanını alması gerekiyor. Rahatsızlık düzeyinde diyebilmemiz için. Tabii bazen şu olabilir, bir saati bulmayabilir ama eğer kişi rahatsız oluyorsa, bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsa bu da yine sorun haline aldığını gösterir. Bunun dışında kişinin mesleki hayatı, aile hayatı etkileniyorsa o zaman tabii artık bu bir rahatsızlık düzeyine gelmiş diyebiliriz. Başlangıç yaşı olarak iki yaş grubu var. Bir tanesi çocukluğun geç dönemleri yani 10 yaş civarı başlayabiliyor. İkinci tepe noktası ortaya çıktığı yaş grubu ise genelde 17-18 ile işte 20-21 yaş arası yetişkinlik dönemi. Şeyde erken başlayan grup daha çok erkek çocuklarda görülebiliyor. Yine geç başlayanlar bazen ani başlayabiliyor yani bir olayla birlikte. Ama tipik mesela bu çocuklukta başlayan tipte yani 10 yaş civarı başlıyorsa genelde yavaş yavaş sinsi bir başlangıç var. Yalnız bu arada şunu belirteyim. Çocukluk döneminde o çağa özgü çeşitli takıntılar, korkular olabilir gelip geçici nitelikte. Bunların hepsi obsesif kompulsif bozukluk olacak anlamına gelmiyor. Dönemsel olarak bazen çocuklarda böyle takıntılar, korkular olabilir. Daha sonra geçer. Eğer istikrarlı bir şekilde devam ediyorsa, süreklilik gösteriyorsa
Tabii o zaman düşünmek lazım. Bu geç başlayan tip dediğimde hani bazen aniden başlar dediğim, mesela kişinin diyelim böyle bir stresli bir yaşam döneminde başlar. Mesela bir işte zor bir hamilelik olmuştur tüp bebekle, işte o sırada bir akrabasının kendisinin de ilişki görüştüğü, konuştuğu, beraber oturduğu bir akrabanın diyelim işte hepatit hastalığı olduğunu öğrenip aniden ondan sonra işte acaba nereye dokundu, nereyi elledi gibi böyle tipik başlangıç noktası tanımlayan hastalarımızda bulunabiliyor. Biraz nedenlerinden bahsettiniz ancak yani obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri neler olabilir bunlar dışında? Stresli yaşam faktörleri Evet. Şimdi aslında bakarsanız bütün ruhsal rahatsızlıklar için nedenler aynı. Genelde insanlar tek bir neden bulmak istiyor. Hani şundan oluyor gibi ama tıbbın diğer dallarından psikiyatrinin farkı şu. Bizde hemen hemen bütün rahatsızlıklar çoğul neden. Yani OKB içinde, obsesif kompulsif bozukluk içinde aynı şekilde düşünebiliriz. Bir tanesi genetik yatkınlık. Yani bazı insanlar yapı olarak işte anneden babadan kalıtımda geçen özellikler itibarıyla OKB'ye, obsesif kompulsif bozukluğa daha yatkın. Nedir bu? İşte zaten ailede de o rahatsızlığı görebiliriz. Bu bir kalıtımla geçebilir. Onun dışında ikinci özellik erken dönemdeki yetiştirilme şartları. Eğer çocuk ne bileyim çok korkutuluyorsa, çok temizlik konusunda aşırı titizlik gösteriliyorsa, hata yapma konusunda aşırı bir hassasiyet varsa, suçlanıyorsa, aile çok düzenliyse veya ailede OKB varsa genetiğin dışında model alarak da görebilir çocuk. İkinci şey. Tabii bunlar kişilik özelliklerini etkiliyor. O yolla etki eder. Üçüncü faktör ise gündelik işte yaşamsal stresler, dönemsel stresler. Yani stresin olduğu dönemlerde o belki de bir zemin var kişide. Hani o ana kadar obsesif kompulsif bozukluk ortaya çıkmamış. Ama o stresin üzerine eklenmesiyle o hassas nokta belki çatlıyor ve OKB ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi geç yaşlarda çıkanlarda böyle görüyoruz. Peki o obsesif kompulsif bozukluk tedavi etmeden geçebilir mi? İlla bir tedaviye gerek var mıdır? Yani kronik ve kalıcı hale gelebilir mi tedavi Evet. olmazsa? Şimdi bu çok önemli bir konu. Maalesef işte diğer ruhsal rahatsızlıklardan önemli bir farkı var. Kendi kendine düzelmenin çok nadir olduğu bir rahatsızlık. Genel gidiş eğer bir tedavi görmezse obsesif kompulsif bozuklukta kişinin yaşadığı stres dönemlerine göre artma ve azalmalar göstererek seyrediyor. Yani süreklilik gösteriyor. Çok nadiren %3-5 gibi oranlar. Çünkü yaklaşık bir 48 yıllık bir takip çalışması var. Çok uzundur bu, yani nadirdir böyle çalışmalar. Oradaki sonuçlara göre ancak bir %5 kadarı hani tamamıyla düzeliyor veya dönemsel özellik gösteriyor. Yani bir dönem oluyor kişide, ondan sonra tamamıyla geçiyor, normal hayatını yaşıyor, sonra tekrarlayabiliyor. Bu tür gidiş nadir. Daha çok gördüğümüz hep var. Stresli dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde artışlar gösteriyor. Rahat olduğu dönemlerde azalmalar gösteriyor. Genel gidiş böyle. İşte bu belki kendi kendine düzelmediği için karamsar da bir bakış açısı var. Belki tedavi konusunda da onu konuşuruz. Gerek ilaçlarla gerek psikoterapiyle tedavisi olan bir rahatsızlık. Hani eskiden işte tedavisiyle ilgili tabii bilgilerimiz az olduğu için gerek ilaç tedavisi gerekse psikoterapide sanki tedavisi çok zormuş gibi düşünülebilir. Ama bugünkü ilerleyen psikoterapi teknikleriyle veya işte ilaç tedavileriyle birlikte tedavisi olan bir rahatsızlık. Biraz günümüzle olan ilişkisine gelelim. Salgın döneminde obsesif kompulsif bozukluktan belki biraz bahsetmemiz gerekirse, bu dönemdeki her takıntılı düşünce, her tekrarlayan davranış obsesif kompulsif bozukluk diyebilir miyiz? Diyemezsek aradaki fark nedir? Mesela salgın döneminde her yerde tüm kılavuzlar, sık el yıkamamız gerektiğini, insanlarla olan mesafemize, bulaş konusunda çok titiz olmamız gerektiğini söylüyor. İşte eldiven giyme, maske takma, eve gelen eşyaların dezenfeksiyonu vesaire. Bu sebeple bunların hepsi bir hastalığa sebep olabilir mi? Şimdi böyle bir zemin veya yatkınlık olmayan bir bireyde sadece bu dönemden dolayı OKB
obsesif kompulsif bozukluk ortaya çıkma olasılığı düşük. Çünkü hani şu anda işte bütün insanlara mesela bu mesajlar veriliyor, değil mi? Ama o mesajlara rağmen bunu hiç aldırış etmeyen insanlar da var. Hani sadece mesajla olsaydı bu iş, değil mi? Herkesin şu anda gayet titiz, düzenli, maskeler yerinde, işte mesafeyi görüyoruz ki öyle değil. Hatta şu günlerde işte birazcık, hatta çoğunluğun ciddiye almadığı da söyleniyor. Demek ki olan biten o yönergelerden çok bu bizim yapımız, bu kişilik yapısı dediğimiz, dünyayı nasıl görüyoruz, insanları nasıl görüyoruz, hayatı nasıl görüyoruz, bununla da alakalı. Dolayısıyla tek faktörlü değil. Ama bu bir faktör olarak önemli. Kimlerde daha çok önemli? Zaten yatkınlık varsa ve o yatkınlık hani bir şeyi, tutuşmayı bekliyorsa, bir olayı bekliyorsa, evet, bazı kimselerde o yatkınlığı olan bireylere de bu yaşanan stresle birlikte bu tür bir durum ortaya çıkabilir. Bu olasılık var. Gerek olayın kendi stresi, gerekse zaten yönergeler de dikkat edersek hani o yönde. Şimdi burada mühim olan şey, hani kişinin bundan az etkilenmesi için, hani kendi yaşamımız açısından da önemli bu. Hani OKV'li olmayabiliriz ama yine de fazla fazla yapıyor olabiliriz. Bu yönergeleri abartmamak, yani orada ne diyorsa onu yapmak. İşte 20 saniye deniyorsa ki 20 saniye diyor. Hani aman bir 40 saniye olsun, aman işte kollarımı da yıkayayım, aman işte bütün eşyaların torbalarını da sileyim. Hani olay abartılırsa hani bir maske değil iki maske de takayım. Şimdi kendi evimizin içine girdikten sonra tabii böyle bir şeye gerek yok. Eve giren çıkan yoksa düzenli şekilde işte o temizliğimizi yapıp hayatımızı devam ettirebiliriz. Şimdi halihazırda zaten OKB'si olan hastalarımızda açıkçası ben çok büyük bir değişiklik ya da etki gözlemedim. Hani zaten onlar kendi uğraştıkları konularla uğraşıyorlar. Burada risk altında olan grup tedavi olmuş ve tedavi sırasında da aşırı davranışları azaltılmış hastalarda, hani şu anda durumu işte bu salgın öncesinde iyiydi diyelim. Salgınla Alevlendi. birlikte bir maalesef alevlenme olabilir o yönergelerle birlikte. Onların dikkat edeceği şey de hani bu verilen asgari komutları uygulamak. Yani bunun ötesine geçmemek. Aslında o asgari yönergeyi uygulamak çok da böyle masraflı, zorlu bir şey değil. Masraflı derken yani kişiye zorluk yaratacak bir şey değil. Zaten biz OKB tedavisinde, maruz kalma tedavilerini uygularken kişiye işte yemek öncesi, yemek sonrası, tuvalet sonrası, el yıkayın, 20 saniyeyi geçmesin. Hani benzer yönergeler veriyoruz. Hani dolayısıyla orada çok eğer tavsiyelere uyarlarsa zorluk olmaz. Ama problem olabilecek olan şey şu. Şimdi bazı kişilerde dedik ya hani bu bir rahatsızlığa dönüşebilir. Nasıl olabilir? Sıklık, süre, yoğunluk açısından işte aşırı bir düzeye varıyorsa, ne bileyim diyor ki mesela, hocam diyor işte markete gidiyorum diyor, marketten alışveriş yapmak, daha sonra onlara gelmek, işte evde yerleştirmek, ne bileyim 2-3 saatimi alıyor. O zaman şüphelenmek lazım. Çünkü burada rutini aşan bir şey var. Kişi çevresindeki insanlar makul, mantıklı olduğunu varsayarsak, çevresine baktığında kendisinde abartılı bir yıkama, temizlik, kaçınma davranışı görüyorsa yine bir OKB'ye dönüştü mü diye şüphelenmesinde yarar var. Ve de tabii iş OKB'ye dönüştükten sonra temizlikten de, hijyenden de, sağlıktan da çıkıyor. Tamamıyla kişinin kendi obsesyonel kaygılarına dönük bir uğraşı başlıyor. Aslında oradaki tek hedef obsesyonun verdiği sıkıntıyı gidermek. Belki de o yüzden dolayı belli bir noktaya yoğunlaşınca kişi genelde resmin tamamını kaçırabiliyor. Belki de hastalığa daha açık hale gelebiliyor o yüzden dolayı. Belki şu konunun biraz daha altını çizmemiz gerekebilir. Bu dönemde kişilerin bulaş ve temizlikle ilgili kaygıları gerçekten artabilir. Bunlar normal sınırlarda da olabilir. Her insanın yaşadığı bir durumdur. Ancak burada kişi bunun bir hastalığa döndüğünü veya kişinin yakını nasıl anlayabilir tam olarak? Şöyle anlayabilir. Dediğim gibi kendisiyle aynı ortamı, aynı özellikleri paylaşan, ki genelde
aile bireyleri, onlara göre çok farklı bir profil sergiliyorsa, hani şimdi mesela bir doktorun, hastanede çalışan bir doktorun temizlenme davranışıyla, diyelim işte Covid kliniğinde çalışan bir doktorun gösterdiği kaçınma davranışıyla, bizim hastanenin işte başka bir servisinde çalışan doktor olarak gösterdiğimiz ya da işte ne bileyim bir mühendisiz, iş ortamımız hastane değil, hani aynı olmaması gerek. Eğer bir doktor kadar abartılı şeyler yapıyorsak, nedir işte doktorlar evine bile gelmiyor, eve gelse de odayı ayırıyor, kıyafetlerini çıkartıyor, eve geldiğinde bir hemen yıkanıp öyle eve geçiyor. Hani bizim sıradan insanlar olarak böyle şeyler yapmaya başladıysak tehlike çanları çalıyor demektir. Yani çok zamanımızı alıyorsa ve yapmamıza rağmen kaygı duymaya devam ediyorsak, mesela bir OKB'li bir danışanımdan hiç unutmuyorum. İlk geldiğinde, ilk muayenesinde söylediği şey, gelmeden önceki gün gece 8 saat musluğun başından ayrılamadım diyor. Şimdi 8 saat musluğun başından ayrılamamak temizlikle ilgili bir şey değil. Yani bu kurallara uymak OKB olmak değil. OKB çok daha acı bir şey, çok daha sıkıntı verici bir şey, çok daha kişiyi zorlayıcı bir şey. Bu kurallara uymak gayet basit, kolay şeyler. Ha, efendim evden çıkmamak insanı zorlayabilir. Evet, ama hani geldiğinizde 20 saniye el yıkamak zor bir şey değil. Ya da işte marketten aldığınız eşyaları ne bileyim bir iki saat balkonda ya da işte açıkta havalandırın, öyle evinize alın diyorlar. Hani bu o kadar zor bir şey değil. Ne bileyim işte markette eldiven kullanmak, maske kullanmak bu kadar zor bir şey değil diye düşünüyorum. Eğer zorlanıyorlarsa bu OKB'nin işareti. Çevresindekilere göre fazla yapıyorsa bu OKB'nin işareti. Evet, aslında Kendilerinin... kılavuzda yazan şeyleri yapmasına rağmen bir anksiyetesinde bir Aynen. sorun olmuyorsa yani. Çok güzel ifade ettin, evet. Peki hocam, bu dönemde tabii herkes genellikle evde yaşıyor. İşte karantina döneminde çok fazla sosyal ilişkileri olmuyor. Bu dönemde obsesif kompulsif bozukluk hali hazırda tanısı olan kişilere ruh sağlıklarını korumak adına neler önerirsiniz? Şimdi bir kere ruh sağlığını koruma adına yapacağı şeyler aslında genel stresi azaltma anlamında herkesin yapacağı şeyler. Mesela çok fazla bu konudaki haberleri, bilgileri, sosyal medyayı, konuşmaları takip etmemek. Çünkü ne kadar fazla takip ederseniz edindiğiniz bilgide hiçbir artış olmaz. Yani anlamlı bir bilgi edinemezsiniz. Sadece kafanız karışır, kaygınız artar. Takip edeceğiniz yerler bellidir. Hani sağlıkla ilgili sağlık otoritelerinin sitesi, işte Sağlık Bakanlığı'dır, Dünya Sağlık Örgütü'dür, Tabipler Odası'dır. Hani bu tür psikiyatri derneğinin yine çok güzel bilgilendirmeleri var. 14 kural var işte Sağlık Bakanlığı'nın şey yaptığı. Hani bunları dinlemek. Efendim ne oluyor, ne olacak, önümüzdeki ay azalır mı, artar mı? Bu tür kaygıyı daha da arttırıcı, spekülatif şeyleri şey yapmamak. Yani belirsizliği arttırıcı şeyler bulunmamak, belirsizliği kabullenmek, belirsizliği gidermek için aşırı bilgiye yönelmemek. Belirsizliği kabullenmek şu demek. Yani yalın bir şekilde bu nedir? Bu bulaşıcı bir hastalık. Halen de Türkiye'de var mı? Var. İnsanlara bulaşıyorum, evet. Bana da bulaşabilir, evet. Ben ne yapacağım? İşte o kurallara uyacağım. O kadar. Bunun ötesine geçtiğinde sıkıntısı artar. Fiziksel aktivite muhakkak yine önerdiğimiz bir şey. İşte yetişkinler için 30 dakika, işte çocuklar, gençler için günde 45 dakika. Çünkü insan vücudu hani hareket etmesi yapısında olan bir şey. Biz şu anda oldukça hareketsiz. Bu ruh sağlığı açısından da fiziksel sağlık açısından da önemli. Bunun dışında kişinin muhakkak kendi hayatında daha önceden yaptığı ama bıraktığı hobileri varsa işte onlara tekrar yönelmesi. Ne bileyim işte okunacak şeyler, seyredilecek şeyler, yapılacak şeyler, hani mümkün olduğunca kendi mesleki alanı ile ilgili çok sayıda şu anda mesela şey var, online olanak var. İşte efendim müzeleri gezebiliyorsunuz, mesleki konferanslar dinleyebiliyorsunuz, online aktivitelere katılabiliyorsunuz. Bunun dışında yine kişinin sosyal mesafe deniyor ama fiziksel mesafe daha önemli. Çünkü
İnsan sosyal bir canlı ve sosyal olarak biz mesafeli olamayız. Fiziksel olarak mesafeli olacağız. Sosyal mesafeyi hani nasıl koruyacağız? İşte online ortamlardan, kendi yakınlarımızla, arkadaşlarımızla belki online sohbetler yaparak hani o konuda da çok sayıda olanak var artık. Kendimizi sosyal olarak da aktif tutmamız gerekiyor. Tabii bunun dışında da illa hani eskiden yaptıklarımızla yetinmemiz şart değil. Belki de hayatta yaptığımızda çok daha bizi içine çekecek, ilgimizi çekecek bir şeyler vardır. Bugüne kadar yapmamışızdır. Onları yapabiliriz. İnanılmaz resimler yapan danışanlarım oluyor bu devrede. Çok güzel. Hani kabiliyetimiz yoksa öyle hazır şablon şeklinde var. Onlar da çünkü insanına iyi gelir. Çünkü şimdi mutluluğu sağlamanın hani çeşitli türleri var. Bir tanesi işte hoşunuza giden bir şey yaparsınız. Diyelim bir yemek yersiniz, mutlu olursunuz. Haza dayalı mutluluk. Genelde bu kısa sürer. İşte bir tanesi anda olarak mutluluk. Anda olarak mutluluk dediğimiz şey hani bir hobiniz vardır, bir işiniz vardır, bir filme kendinizi kaptırırsınız, bir müzeye kaptırırsınız, bir boyamada, bir nokta birleştirmede, bir desen yapmada ya da bir örgüye kendinizi kaptırırsınız, iyi hissedersiniz. Üçüncü türü de kişinin yaşamdaki istek ve ideallerinin farkında olup onlara dönük bir hayat yaşayarak mutlu olması. Obsesif problemi olan ve kaygı problemi olan, depresyon, her şey olabilir. Benim önerdiğim şey, olumsuz bir şey hissettiklerinde kendilerinin hayatta ne olmasını istediklerini düşünsünler. Yani ben diyelim şu anda endişe duyuyorsam ne istiyorum? İşte sağlıklı olmak istiyorum. Diyelim bir depresif bir kişi sabahleyin kalktı, kendini mutsuz hissediyor. Ne istiyorum ben? Demek ki mutlu olmak istiyorum gibi. İsteklerinin farkına varıp ardından da o isteklerine dönük ne yapabilirlerse onları yapmaya çalışmaları yerinde olur. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Az önce hocam bir şey aklıma geldi. Bu bir dönemde böyle sürekli her gün vakalar hala açıklanıyor. Her gün vakalar açıklanıyordu ve gerçekten hepimiz böyle bir kontrol obsesyonu gibi tekrar tekrar bunları kontrol ediyorduk. O gece hatta o saate yaklaşınca çok büyük yoğun anksiyete ulaşıyorduk. Belki bu konuda da hani bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tüm toplumu ilgilendiren bir takıntı olarak. Olur. Şimdi şöyle bir şey söylesem. Diyelim şu az önce söylediğim bilgi. Bu böyle bir hastalık var. Bulaşıcı bir hastalık. Öldürücü olabiliyor belli bir oranda. Çoğunlukla hani çok kötü değil ama dediğim gibi kötü seyredebiliyor. Ve karşılıklı konuşma, işte tükürük, bu hava yoluyla bulaşabiliyor. 1,5 metrenin ötesinde olursanız risk azalıyor. Maske takarsan azalıyor. Karşıdaki takarsa azalıyor. Yüzeylerde belli bir süre kalıyor. Yüzeyden geçme olasılığı daha düşük. Ama o düşük olasılığı da önlemek için elimi 20 saniye yıkamalıyım. Şimdi bu söylediğimin dışında bu COVID ile ilgili hiçbir şeyi bilmeseydik, hiç haber seyretmedik, hiç başka da bir şey dinlemedik, sayıları takip etmedik, acaba bir şey kaybeder miydik? Bence kaybetmezdik. Yani çok fazla bunun dışında da ben şey yapıyorum. Hani günlük bir olan biten olay var. İnanın bunun hepsi bir 5 dakikadır. Yani 5 dakikada anlatılacak şeyler. Onun dışındakini ben zaman kaybı ve ruhsal açıdan da toksik, yani zehirleyici görüyorum. Sosyal medyanın da çoğu öyle. Mesela ben Twitter'da takip ettiğim kişiler var. Çok az sayıda kişi. Çoğu da resmi yerleri takip ediyorum. Hani işte Dünya Sağlık Örgütü'nü, ne bileyim Amerikan Psikiyatri Birliği. İnanın hiçbir de problem olmuyor. Şimdi ben bunun yerine 50 yerine efendim 500 kişi takip etsem, o 500'ü okusam herhalde ruhsal olarak daha kötü durumda olurdum. Şimdi şu anda oturup ne bileyim işte o kanalları açıp sosyal medyada bu olumsuz dedikoduları takip edip bir saat geçirsek. Bir, o bir saatte kendimizi daha kötü hissederiz. İki, bu bir saatlik dinleme durumu bizi hastalığa karşı daha korunaklı kılar mı? Hayır. Daha çok tedbir almamıza yol açar mı? Hayır. Kendimizi o sırada nasıl hissederiz? Kötü hissederiz. O zaman hani biz bir şeyi daha fazla yapabilme imkanımız varsa bu ne demek? Daha az da yapabiliriz.
Böyle sorunları yaşayan. Ha, bundan etkilenmiyorum. Hayatım da güzel. Bir sorun da yaşamıyorum diyorsa insan istediğini yapsın. Hoşuma gidiyor. Mesele yok. Ama eğer olumsuz etkilenen, kaygı yaşayan, obsesyonları olan, sıkıntıları olan biri isek bence bunu azaltalım. Bunu azaltıp yerine dediğim gibi bizim hayatımız açısından, kendimiz açısından, kariyerimiz açısından, ailemiz açısından hani daha verimli şeylere yönelelim. Ne bileyim oturun çocuğunuzla konuşun varsa çocuğunuz işte annenizle konuşun, telefon edin, arkadaşlarınızla sohbet edin, bir hobiyle uğraşın, bir şeyler üretin, bir şeyler dinleyin, bir şeyler yazın, bir şeyler okuyun. Bence çok daha anlamlı bir şey yapmış oluruz. Hem de hani bunları sıkıntı azalsın gibi formül gibi söylemiyorum. Hani iyi hayat bu zaten. Hani iyi hayat bazen zorluklar da getirir. Ne bileyim işte çocuğunuzun bir problemi vardır. Onunla konuşmak belki size sıkıntı verir. Hani kötü konuları konuşmak ama o sıkıntılı konuları konuştuğunuzda o sürenin sonunda kendinizi iyi hissedersiniz. Ben çocuğumu dinledim, bir şey yaptım diye. O da çok önemli. Yani şu anda aile olarak bir araya geliyorsak bence birbirimizi tanımaya, anlamaya, dinlemeye zaman ayırmamız gerek. Aile demişken tabii bu salgın döneminde obsesif kompulsif bozukluğu tanılı kişilerin bir de yakınları var. Belki bu dönemde hastaneye gidişleri biraz azaldı, bu hastaların takiplerinde biraz aralar açıldı. Bu sebeple bu dönemde OKV tanılı hastaların yakınlarına neler önerebilirsiniz? Evet. Şimdi aslında bu bağlamda hem tedaviye de bir değinmiş oluruz. Şimdi bizim bildiğimiz bir ilaç tedavilerimiz var, bir de psikoterapi var. Genelde daha kalıcı ve yüz güldürücü sonuçlar psikoterapiyle alınıyor. Çünkü hani OKB'nin dediğim gibi tek bir neden yok, çeşitli nedenler var. Ama biz hani dört dörtlük sadece şu nedendir diyemiyoruz ama nasıl sürdüğü konusunda çok bilgimiz fazla. Yani nasıl sürdüğünü, neden sürdüğünü çok iyi biliyoruz. Temelde psikoterapi bu nasıl sürdüğünü ne ilişkin o mekanizmayı azaltmaya dönük müdahalelerle gerçekleşiyor. İlaç tedavilerimiz ise kişinin obsesyonların verdiği sıkıntıyı daha azaltaraktan o obsesif düşüncelerin onda yarattığı zorlanmayı, sıkıntıyı ve o kompüsyon yapma dürtüsünü dolayısıyla azaltaraktan etki ediyor. Yüzde işte yaklaşık hastalarımızın %60 kadarında dişe dokunur, böyle anlamlı sonuçlar elde ettiğimiz oluyor, azalmalar oluyor. Onlar da tabii düzenli doktorunun önerdiği şekilde bir kere bu devrede de ilaçlarına devam etmesi gerek. Gidemiyorsa bile telefonla rahatlıkla bağlantı kurabilir. Hani eğer çok böyle yüz yüze görüşmeye gerektiren bir şey olursa belki gidebilir. Hani şu devrede bence daha böyle online imkanlarla telefonla vesaire teması sürdürüp ilaçlarına Sağlık devam etmesi, Bakanlığı'nın da ara bu vermemesi. konuda Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda telefon hatları var hastanelere, psikiyatri hastanelerine Evet. ulaşabilecekleri. Zaten sağlık raporları da uzatıldı diye biliyorum. Yakınlarının dikkat etmesi gereken şey şu. Şimdi daima eleştirici değil de destekleyici olmak. Şimdi OKB'si olan bir kişi bu yaptığı şeyleri keyif için ya da zevk için yapmıyor. Sıkıntısından dolayı yapıyor. Aile burada evet kendileri de zorlanıyor olabilir ama her zaman soğukkanlı bir şekilde geri bildirim vermek. Yani neyi kastediyorum? Mesela şöyle bir şey. Diyelim bir işte takıntısı var, kontrol takıntısı ve aileden yardım istiyor. İşte ya da şüphesi var, işte ellerini yıkarken temizlendi mi, temizlenmedi mi? Bu tür durumlarda doğrudan güvence vermek çok anlamlı olmayabilir. Hiçbir şey dememek de iyi değil. Burada hatırlatıcı olmak, yani şu anda çok sıkıntı yaşadığının farkındayım ama bu senin rahatsızlığından kaynaklanan bir sıkıntı ve eğer ben bu konuda sana bir şey söylersem, güvence verirsem, tedavin açısından iyi bir şey yapmamış olacağım. Onun için hani bu soruna cevap veremeyeceğim gibi yaklaşmakta yarar var. Çünkü hastalarımız bu şekilde yakınlarını da şeye sokabilir, işin içine. Yine özellikle
yıkanma, temizleme, hijyen konusunda onlara bir takım talepleri olduğunda şöyle şöyle yapın. Yani bunun senin için önemli olduğunu anlıyorum ama ben hani sağlık açısından ve hijyenik açıdan uygun olan neyse bunun farkındayım ve bunun gereğini yapıyorum. Senin bu konuda uyarıda bulunman rahatsızlıktan kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla hani bunları yapmanı istemiyorum gibi açıklamak. Eğer devam ederse mesela hani daha sonra bunları sorduğunda ben tamamıyla sessiz kalabilirim. Hani bu bir şeylerin olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez. Uzun vadede hani şu anda seni rahatlatabilir belki güvence almak ama uzun vadede rahatsızlığını devam ettirir diye vurgulamak gerek. Aslında bizim bu rahatsızlığın tedavisinde hani psikoterapideki ana belki vurguladığımız noktalardan birisi şu. Obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların bu problemlerinin sürmesindeki en önemli etken bu rahatsızlığı içeriğe odaklanarak halledebileceklerini zannetmeleri. İçerik dediğim şey şu. Benim sorunum kirliliktir. Benim sorunum mikroptur. Benim sorunum kapının açık kalıp kalmamasıdır. Benim sorunum yanlış bir şey yapıp yapmamadır gibi görmeleri, içerik dediğim bu. Ve ben eğer bunu efendim halledersem, yani işte kirlenmeyi, bulaşmayı, yanlış yapmayı, o zaman bu işi hallederim. İşte o şekilde halletmeye çalıştıklarında da işin içinden çıkamazlar. Niye? Çünkü hayatta hiçbir konuda %100 emin olmak mümkün değil, kötü bir şey olmayacağına dair. Zaten aslında psikolojik anlamda obsesif kompulsif bozukluk emin olamama rahatsızlığı. Eğer hani hatta şöyle diyebiliriz, hani biyolojik anlamda da düşünürseniz, biyolojik olarak beynin emin olma merkezinde bir zafiyet var diyelim. Hani kolay emin olamıyor bu insanlar. Şimdi o zaman emin olamama zaten problemin kendisi ise ve biz bunu emin olmaya çalışarak halledersek hiçbir zaman halledemeyiz. Peki asıl problem nedir? Hani OKB dediğimizde hani psikolojik anlamda belli konulardaki belirsizliğe ve bunun verdiği sıkıntıya dayanıksızlık. Yani efendim kapıyı kapattım mı kapatmadım mı bir belirsizlik ve onun verdiği sıkıntıya dayanamama o zaman ne oluyor? Kişi kontrol ediyor. Aslına bakarsanız burada niye çıkıyor bu belirsizlik meselesi? Çünkü obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler maalesef ters bir mantık ilerletiyorlar. Hani OKB'si olmayan bir kişi aksini hatırlamadıkça kapıyı kapattığını kabul eder. OKB'li ise tam tersi aksini hatırlamadığı müddetçe açık olduğunu varsayar, yapmadığını. O zaman da ne oluyor? İşte iş zorlaşmaya başlıyor. Çünkü bizim bir şeyin varlığını ispatlamamız kolay ama olmadığını ispatlamamız çok zor. Yani diyelim işte biz şu anda görüşüyoruz. Acaba karşımdaki işte Aslı mıdır gerçekten? %100 bilebilir miyim hani? Şimdi ama biz neyi yapıyoruz şu anda? Hani birbirimizin gerçek olduğunu varsayıyoruz. Hani işte sen benim Hakan olduğumu varsayıyorsun, ben senin Aslı olduğunu varsayıyorum. Bir problem de yok şu anda. İşte eğer biz bir şeyleri sorgulamaya başlarsak her şey belirsiz hale gelir. Ve o zaman da tabii işin içinden çıkamayız. Yalnız burada tabii OKB ne yapıyor? OKB'li hastalarımızda hani aslına bakarsanız o sağlıklı mekanizma hepsinde var. Problem olan şey şu, yani sağlıklı mekanizma var derken, hayatın pek çok alanında belirsizliği de verdiği sıkıntıyı da gayet iyi tolere ediyorlar. Ama belli alanlara geldiğinde o mekanizma maalesef bir şekilde bozulmuş durumda. İşte belki yapıları, belki geçmişteki yaşadıkları o konuyla ilgili travmalar yüzünden. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey zaten onlarda var olan sağlıklı mekanizmayı o öbür alana da taşımalarına yardımcı olmak. Hocam programımızın sonuna geldik. Öncelikle çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben çok mutlu oldum. Katkıda bulunabildiysem ne mutlu.
Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya pazar günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.